Gel bizde kal dedim. Ne yapacaksın tek başına? İstemem dedi. Misafirhaneye gitmiş. Sadece bunların değil, kimsenin yüzüne bakacak hali kalmadı ki. Kim bilir kaç tane herifle uğraştık. Karısını döven, eziyet eden. Onların kim bilir kaç tanesini birlikte tepeledik Ali'yle. O Ali, dünkü çocuk. Karısının, ailesinin üstüne titreyen Ali kalkacak, Pınar'a vuracak. Aklım almıyor usta, boşuna uğraşma. Orası öyle de Rıza babanın yaptığı. Ne yaptı? Olur mu diyorsun yani? Herkesin içinde meydan dayağı çeker gibi girişmesi çocuğa. Hepsi evlat, lafım yok. Kız babasıysan başka usta. Kızını öyle görmek çok başka. Ali de evlat değil mi yani? Ha? Hayvanlık etmiş tamam ama bu kadar mı yani? Ya hayır ama ben anlıyorum diyorum. Rıza babayı anlıyorum. Of, nasıl toparlanacak peki? Ne yapacağız yani? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ne yapacağız. Sizin gibi eski aile dostlarımızla bu vesileyle görüşmek nasıl desem üzer bizi. Ama Rıza Bey arayıp acil deyince, durumu da anlatınca soluğu burada aldım. Sağ olun. Eksik olmayın. Ayağınıza sağlık Nimet Hanımcığım. Biz de biraz hazırlıksız yakalandık. Bahsetmemişti geleceğinizden bize Rıza. Değil mi canım? Pınar'ın bir avukata ihtiyacı var. Boşanma davasının hemen açılıp hemen neticelenmesi için. Vakit kaybetmememiz lazım. Nimet Hanım'a güvenebiliriz bu konuda diye düşündüm. Haksız mıyım Nimet Hanım? Elimizden geleni yaparız tabii. Öncelikle geçmiş olsun Pınar'cığım. Teşekkür ederim. Baba, önce biz bir kendi aramızda konuşsaydık. Hatta Ali ile de... Ona bu konuda laf düşmez. Bitiriyoruz bu işi kızım. Tamam, daha da uzatıp üzülmenin anlamı yok. Evet. Ben sizi rahat bırakayım. Haberleşmek üzere Nimet Hanım, tamam mı? Hoşça kalın. Her şeyi bitirmeyi kafasına koymuş bir kere. Ama bu karar senin Pınar. Başkasının değil kızım. Senin evliliğin, senin yuvan. Acele etmek zorunda değilsin. Bilmiyorum anne. İnan hala sersem gibiyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hay Allah, senin de başını ağrıttım sabah sabah. Keşke anlatmasaydım. İnanmıyorum ya. Ali böyle bir şey nasıl yaptı? Kimse inanmıyor ki. Hepimiz şaşkınız. Ali bunları yapacak çocuk değildi. Yani aşkım savunacak hiçbir tarafı yok ki. Merak etme, bedelini ödüyor. Daha da ödeyecek. Bitirdim ceketinizi Engin Bey. Aa, eline sağlık, sağ ol canım. Pınar da ne kadar kötü olmuştur şimdi. Ben bir arayayım olmazsa. Sağ ol ya, zahmet oldu. Ne demek? Sen bilirsin. Hadi dikkat et kendine aşkım. Tamam canım. Ben kaçtım. Sen de dikkat et kendine. Kolay gelsin Fatma. Sağ olun. Okumuş kadın da olsa, ailesi iyi de olsa yine de fark etmiyor demek ki. Eziyet hep bize. Fatma, bir oturuyor musun? Bir şey soracağım sana. Bırak elindekini. Buyur hanımım. Fatma, dün gece sen biriyle telefonda konuşuyordun. Hani böyle gizlemeye çalışıyor gibi sessiz sessiz. Dün gece mi? Kim var evde? Bir tek başak hanım var. Allah'ım, ben dediğini yaptım, yerleştim eve. Emin neyse bekliyorum. Siz duydunuz mu beni? Yok, duymadım ama endişelendim senin için. Fatmacığım, bak yanlış anlama bizi. Telefona falan karıştığımız yok. Ben seni merak ettiğim için. Konuşuyordun, bir rahatsız gibiydin. Bir garip çıkıyordu sesin. Ha, onu mu dediniz? Ya, köyden akrabam aramıştı. Canım sıktı bir mesele yüzünden. Ama önemli değil. Sizi de rahatsız etmişim, affedersiniz. O önemli değil Fatmacığım. Yani eski kocanla ilgili bir sıkıntılı bir durum yok değil mi? En son cezaevinden çıktı demiştin. Yok Başak Hanım, siz düşünmeyin onu. Bak Fatma, seni rahatsız edeceğinden korkuyorsan uzaklaştırma kararı alırız. Eğer öyle bir şey varsa çekinme, söyle. Bak Engin de ilgilenir hem. Yok,
daha bana bir şey yapamaz da. İnsan yine de o kadar şey yaşayınca biraz çekiniyor. Siz beni düşünmeyin. Bebeğinizi düşünün. Bir şey yer misin abla? Sandviç hazırlayayım istersen. Abla? Ne yapıyorsan yap Selvi. Tamam, tamam. Tamam. Ne oldu? Niye gerginsin sen? Buradan çıkmamız lazım. Burayı da mı buldular? Başka bir yer buldum. Buradan daha güvenli. Orada da en fazla 3 gün kalacağız. Sürekli yer mi değiştireceğiz? Mecburuz. Polis vazgeçene kadar dolaşacağız. Tamam. Ne gerekiyorsa yap ama önce senden başka bir şey isteyeceğim. Ne? Korhan'ın mezarına gitmek istiyorum. Olmaz. Çok tehlikeli. Kocam öldürüldü Kamer. Vedalaşamadık bile. Polis bekliyordur orada. Geleceğini düşünürler. Bir yolunu bul o zaman. Tamam, mekan değiştirelim bakarız. Geçiştirme beni. Ne diyorsam yap. Tamam dedim. Çivi nerede lan? Bir tarafına batmadı değil mi? Yok yok abi, çivi burada. Çabuk git, kimse görmeden hallet. Eyvallah. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.